Evet Zühre. Seda Hanım, yani Hanife'yi alacağını sanmıyorum. Hanife çünkü çok zayıf, çita gibi. Allah Allah, tövbe estağfurullah ya. Allah iyiliğini versin. Ama Çiğdem Hanım aynı bir kadın gibi. Hanife'yi alacağını sanmıyorum ben. Nişan yapsa dahi Hanife'yi alacağını sanmıyorum. Peki. Senin ama Hanife illa ben senin bu Hanife'ye devekinin ne olacak? Ha? Devekini. Deve? Boş ver. Sen ne istiyorsun bu kızdan? Çok zayıf Seda Hanım. Yani iş yapamaz, hastalıklı yani, olur. Ha, hastalıklı deme kız. Sapa sağlamım, sapa sağlamlıklı bir kız. Senin gidemeyeceğin deliklere girerim, emin ol. Evet, özel bir şey ekliyor, toparlıyoruz. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Biz o gün, evet, cumartesi günü Hanife ile buluştuğumuzda Mecidiyeköy'de işlerimizi hallettik. Hani sen dedin ya Zühre, hani yürüyemez, şey yapamaz diye. Biz Mecidiyeköy'den Taksim'e kadar yaklaşık bir saat sürdü herhalde, değil mi? Hani bir saatte yürüdük. Çok da güzel bir yürüyüştü. Hızlı hızlı yürüdük. Yani bana ayak uydurabiliyor. Tempoyu arttırıyorum. Bakıyorum o da. Yavaşlıyorum o da. Yani öyle yürüyemiyor gibi bir sorun yok. Gayet güzel yürüyor. Ne güzel. Ha doğrudur. Tabii sen yaşadın. Ben onu o doğru. Onu bilemem. Mikrofonunuz konuşmayın. Geçen hatta şeyde... Bak Hanife Özel seni destekliyor. Hayır diyor. Dün Hanife'yi biliyorum. Dün Hanife ben bana bir şey söyledi. Benim çok hoşuma gitti. Heh. Dedi ki ya ben Zühre'yle dedi o da arkadaşıyım dedi. Bir anda dedi ben Çiğdem'i de böyle göklere çıkartıyor. Acaba dedi Çiğdem'den para mı aldı dedi. Kim için dedi bunu? Yani kızın aklına her şey geliyor. Zühre için mi? Evet, evet. Acaba hani Çiğdem varlıklı bir bayan ya. Acaba ha, hani taraftar toplamak için. Ne Çiğdem böyle bir şeye. Seda Hanım. Ne de Zühre. Çok özür dilerim böyle. Tek tek tek. Çok çirkince bir laf. Evet. Ben burada geldiğim zaman kafede oturuyorum. Herkes çayını içiyor, herkes kendi çayının parasını veriyor yani. Ya çok ayıp bu cümleler. Espiritüel bir olay yani. Bunu kim söyledi? Hanife mi söyledi? Yani espiritüel yaklaştı bana. Esprisi bile Hanife Hanım hiç hoş değil. Hiç yakıştıramadım evet, sana. Evet, esprisi bile. Şir, iftira atabilir. O iftiraları sen atıyorsun canım. Kötüler kendi tarafını seçti, iyiler de kendi tarafını seçti. Nasıl kötüler iyiler? Beni mesela büfeci görüyor, diyor ki Hanife'ye niye böyle diyorsunuz, çok zayıf diye. Evet. Mesela kötüler hep birleşti. Hanifeci oldular. Büfeci de mi kötü? Büfeci kötü değil. Nasıl yani? Yani beni tanıyanlar kötüler ve iyiler ayrıldı yani. Öyle bir şey oldu. Peki. Hanife iftira atanlardan yana. Kimden?